Abi deprem oldu. Şimdi ben burada Sans'la konuşuyordum ya. Gene evcil hayvan muhabbeti yaptı ve kırıldı kalp. Beni alt ettin. Bu nasıl oluyor sandın lan? Güçlü çıktın falan filan. Nasıl kaçıyor? Terbiyesiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sinan Çınırcı. Undertale'i kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son burada bir save almıştık. Bulmacaları falan geçmiştik. Ve şimdi başlıyoruz. Başlamadan önce arkadaşlar, hala kanala abone olmadıysanız ve böyle bir terbiyesizlik yaptıysanız hemen kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet, öyle. Şimdi devam ediyorum. O Alphys durum güncelliyordu. O Keko Alphys durum güncelliyordu. Oh my god, yani yeni mev bütün karakterlere gelişimini kuvveti sıfır diyor. Bir şeyler diyor bu hıyar. Neyse arkadaşlar, o hıyarın da çaresine bakarız. Şimdi gidiyoruz. Mikrofonu da falan düzelteyim. Evet. Abi dakika başı durum güncelli ya bu hıyarda. Mev mev 2 incelemem. Mev mev şirin tatlış 2 ne şirin de tatlış çöp. Yıldız sıfır diyor. Ne devam? Sesi kısayım biraz. 80'e düşürüm. Evet, şimdi devam ediyoruz. Böyle değişik bir yere geldik. Hey ya sen dur. Ne oluyor lan? As. Bunlar kral mouse'ları değil mi? Biz yani çizgili üst giyen bir insan hakkında anonim bir ipucu aldık. Şu anda sıcak diyarda dolaştığını söyledi bize. Biliyorum, kulağa korkunç geliyor değil mi? Pekala. Sakin kal yeter. Seni güvenli bir yere götüreceğiz, tamam mı? Oğlum biz insanız. Ne oldu Cardo? İnsandan bizi korumaya çalışıyor. Bizi bizden korumaya çalışıyorlar yani şu an. Yediği şeyi mi diyorsun? Yani acaba anladılar abi insan olduğumuzu üstümüzdeki kıyafetlerden. Cardo, yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Canına yandığım bu var ya, yani aşırı utanç verici. Bizim yani aslında seni baya öldürmemiz falan gerekiyormuş. Yani kral mağazaları eylem diyelim. Birine girelim bakalım ne olacak. Fısılda zırhı temizle. Zırhı temizledin. Zırhına dokunmaya kalkıyorsun. Ellerin kayıyor. Yani çek elini, pislik bir şey dedi. Lan. Bu ne, aniden geldi. Oğlum bu zor lan, öldürür lan bunlar bizi. Gacın. Aa, bağışlama falan da yok. Neyse, Allah'tan direkt yakında save alıp save noktası dibimizde. Gardını indirmiyor. Eşya lekeli ön. Ben biz bunlara ne yapmamız gerekiyor? Dalarsam olmaz. Başım belaya girsin istemiyorum da öleceğim bu şekilde de. Çok zor lan bu. Lan Andin'de bile bu kadar şey olmamıştı. Savaş diyeyim bakayım. Oha, 3 tane şey geldi. Oha, yani ruhunu bir şeyler dedi. Ben normalde bir şeyi 3 kere basıp öyle vuruyordum. Bu sefer hepsi için bir tane basıp 3 tane vuruyorum. 3 hit atıyorum. Bak. Bu ne abi? Bak 1 2. Yuh, yani geber falan he diyor, bir şeyler diyor. Abi biz bundan ne yapacağız? Öleceğiz ha. Aa, öldük. Oyun bitti. Şimdi sona eremez. Sirac azimli ol. Evet, tamam, gidiyoruz burada. Şimdi devam ediyoruz ki. Geber falan yani diyor. Öldürmek istemiyorum, kaçmaya çalışıyorum da kaçış butonu yok. Kaçmaya izin vermiyor. Andiğinde de izin vermemişti. Abi canımız azalıyor. Bu hıyar bitti. Bu hıyar öldü. Öldürdük sen diyor, bize kızıyor. Ha bu arada dün çok kötü bir olay oldu. Dur anlatayım size. Bekleyin, şunu bir geçeyim de. Dur anlatacağım. Ha öldürdük. 220 TP, 120 altın. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Dün abi Dursun'un sesini biraz kısmam lazım. %50 arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Az durum güzeldi. Hopa, biraz insan ne durumda. Dün Eren Baba'nın kanalını çaldılar abi. Dur anlatacağım. Afis durum güncellemiş falan diyor. Abi hıyarın biri, hıyarlar çetesi daha doğrusu, gitmiş demiş işte oyun çıkartıyoruz Steam'de, onaylı hesabı varmış ya. Neyse dur ya, anlatacağım. Değişik bir yere geldik. Tamamdır, geri döndüm. Bir karanlık oda daha, öyle mi? Endişelenme hacker, yeteneklerimle hemen hallederim. Bu ne lan, ciddi misin? Ah evet. Aa, buraya geldik. Neyse anlatacağım, şu şeyi geçsin. İyi akşamlar güzellerim ve bay güzellerim. Metoton konuşuyorum. MTT haberlerden canlı bildiriyorum. Sıcak yarın doğusuna alışılmadık bir olay vuku buldu. Şansa bakın ki muhabirimiz olay yerine
de canlı yayında. Cesur muhabir, lütfen rapor etmeye değecek bir şey bu. Oh! 10 harika izleyicimiz seni bekliyor. Bizi izliyor, biz bunu her şeyi yapabiliyoruz. Köpek. Haber için ne kadar sansasyonel bir fırsat. Manşeti şimdiden görebiliyorum. Bir yerde bir köpek var. Doğrusu şaşırdım. Bunu rapor et biraz. Rapor edeyim etme. Daha bakın. Biraz daha bakın. Amanın, bu bir hediye, üstelik sana gönderilmiş tatlım. Heyecandan patlıyorum musun? Acaba içinde ne var? Bu bir hediye, aç hediye. Bunu rapor et. Evet. Dikkat sevgili seyirciler, muhabirimiz bir hediye buldu. Ve şimdi de kutuyu açma zamanı. Bakalım içinde ne varmış. Bu yuvarlak siyah şekil, yoksa görünüşe göre yılbaşı bu yıl erken gelmiş. Noel baba millete hediye yerine bomba verseydi tabi. Şaka bir yana, bir bomba ne düşünceli bir hediye. Senin için yakmayı bile unutmamışlar. Evet. Ama fazla heyecanlanma. Daha odanın kalınlığını görmedim bile. Devam ediyoruz. Ve metaton. Amanın, görünüşe göre bu bölgedeki her şey bir bombaymış aslında. O köpek bir bomba. Oha. O basket bir bomba. Kelimelerim bile. Oha. Bu ne lan? Cesur muhabir, eğer tüm bombaları etkisiz hale getiremezsen, bu büyük bomba 2 dakika içinde seni etkisiz hale getirir. Artık canlı yayında yapamazsın. Ne berbat, ne iğrenç. 9 izleyicimiz bunu izlemeye bayılacaklar. İyi şanslar tatlım. Zırr. Endişelenme. Telefonuna bir bomba kapatıcı program yüklemiştim. Bomba kapatma bölgesine girdiğinde kapat seçeneğini kullan. Şimdi git de hallet onları. Aga ne yapıyoruz? Nasıl etkisiz hale getireceğiz? Ne yapıyoruz aga? Ha iyi iş, dolanmaya devam. Sol alttaki 96 saniye kaldı diyor. Aga başka var mı ki? Zaman tükeniyor. Aynen, bunu da bitireceğiz. Hala aktif diyor. Bunu da bitirdik. Ha şimdi bunu da. Evet, tık. Tık. Abi bu niye bir şey olmuyor? Bomba hala aktif. Bomba hala aktif. Ne oldu? Kurtardık mı? Başka var mı? 19 saniye kaldı hızdan. Standartları gereğine ölümcül güç alanının entika etrafını soruyor. Aga! Başka kaldı mı? 9 saniye. Aga bunu yenmemiz lazım. Aga şık diyor. Aga bir sürü ateş ettim. Ha bunu içine alacağız kutunun. Bitti galiba, kurtardık mı? Başka bomba. Lan ne oluyor? Başka bomba yok. Kaç. Ne oluyor aga? Oh ne yazık tatlım, bütün bombaları 3 dakika içinde kapatamadın. Şimdi bu ilk bomba seni atomlarına ayıracak. Hazır mıyız sevgili seyirciler? İşte hepinizin beklediği o an. Bence Alfis yardım edecekti. Elveda tatlım. Tatlım diyor. Ne oldu? Bomba mı durdu? Anlaşılan bomba çalışmıyor. Çünkü sen konuşurken ben düzelttim, değiştirdim. Olamaz, hacker yeteneklerinle bombayı etkisiz hale getirdin. Evet, aynen öyle. Ah benim bahtsız başım, görünen o ki yine alt edildim. Lanet olsun sana insan, lanet olsun sana. Doktor Alfis yardımların için. Ama 8 mikro seyircime buraya kadar izledik için lanet olsun demiyorum. Bir sonraki sefere görüşürüz tatlım. Oh be. Bu çok yakındı değil mi? Biraz fazla yakındı hatta. Sana daha iyi öneriler vermem gerekirdi. Ve yeterince zamanın yoktu. Bu metodunun hatası benim değil. Şu anda kendimden şüphe edemem. Nihayet sana rehberlik etmek konusunda daha özgüvenli hissediyorum. Seni o aptal robottan koruyacağım. Eğer yapmam gerekirse
şey bile yaparım. Boş ver. Çekirdeğe giden yolu yarıladık. Hadi gidelim. Tak, nereden gidiyoruz? Aga, çıkacağız buradan galiba. Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar durun, anlatıyordum. Şimdi ne hıyar çetesi hackerlar şeyler Eren Baba'ya yazmışlar mailden. Yazmış, birisi yazıyor tabi bunları. Ama o kadar profesyoneller ki Steam doğrulanmış hesapları varmış. Durun şu telefon geçsin. Şey, biraz sessiz olduğunu fark ettim de Asgore ile karşılaşman konusunda mı endişelisin? Şey, dert etme, tamam mı? Kral gerçekten iyi bir adamdır. Eminim onunla konuşma, anlaşabilirsin sonra da. İnsan ruhunla bariyerden geçebilirsin. O yüzden endişelenmek yok, tamam mı? Boş ver ve gülümse. Dıt dıt dıt. Ondan sonra abi bir hafta, iki hafta yazıyor. İşte bizim Eren Baba da dalga geçiyor. Diyor hadi göster konuşmanış. Böyle takmıyor çok. İşte diyorlarmış arkadaşlar, şimdi bastık da asansörden bir yere. Kimlik fotoğrafını işte at arkalı önlü. Ya sansın, buraya geldik. Selam dostum. Ne haber? Hava uçlu kek ister misin? Yalnız 30 altın. Evet. Sağ ol evlat. Hav geliyor. Evet. Hav dedim. Hav nokta. Hav uçlu kek kısaltması. Neyse buradan gidelim. Ondan sonra işte adam herif Eren Baba indirmiş. O bu aralar Dilla ile YouTube beraber yapıyor işte. Bayağı yoğun olduğu için test mesi hiçbir şey yapmamış. Şu an bir yere gidiyoruz ama. İşte o yüzden virüsü açmış. Abi 3-4 saniye sonra virüs kendini silmiş. O da diyor ki 6-7 saniye sonra ben şey yaptım diyor. Bu kadar tuhaf bir laboratuvar. 6-7 saniye sonra bilgisayarı kapatmış abi. Buraya gelmiştik ya. 6-7 saniyede kapatmasına rağmen Gmail'ini ele geçirmişler. Google SMS atmış ona. Demiş kardeşim işte bunu sen mi yaptın yoksa bok yiyeceksin. Sonra falan Eren Baba da 5 dakika içinde abi, 4-5 dakika içinde bütün Gmail'lerin şifresini değiştirip başka hesapların yetkilerini alıp YouTube'dan işte ondan sonra kurtarmaya başlatmış. Modemi falan bütün şeyi kapatmış. Bunlar televizyona kadar ele geçiriyorlarmış işte. Neyse buraya gelmiştik biz ya. Neyse dur. Ondan sonra Allah'tan kurtarmış işte. Yoksa diyor, kendisi de diyor, yoksa diyor şimdi yeni kanal açtım diye her yerden duyurusunu yapıyordum diyordu. Allah korusun. Neyse işte devam ediyoruz. İşte böyle bir işte dün arkadaşlar böyle bir üzücü olay oldu. Şuradan asansöre bir yere gidecektik, durun. İşte öyle bir şey. Yani kötü oldu. İşte sonra yayın açtı falan. Nereye gideceğiz hiç fikrim yok. Bakalım ne olacak. Aa, bir yere geldik. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Bu ne? Tabela. Örümcek kermesim kazanıyor. Gerçek örümcekler gidecek. Bu Toriel'in orada da vardı aynısı. Toriel'i geçtikten sonra. Sonumuza hoş geldin. Biricik biraz örümcek tatlısı alır mıyım? Toriel'i geçtikten sonra değil. Toriel'den önceydi. Dün gelir gerçek örümceklere gidiyor. Bu kim? Ben bir domut almak zorunda kaldım. Ben almak istememiştim ama şu kız istemiyorum desem bile dudaklarını yalayarak bana ürkünç bakmayı kesmedi. Şimdi de 5 parasız kaldım. Selam, Alpis ben. Bu odada aynı önceden gördüğünüz gibi kuzeyde ve güneyde 2 bulmaca var. İlerlemek için ikisini de çözmelisin. Ayrıca söylemem gerekir ki ben pek bulmacaların çözümlerini vermeyi sevmem. Ama yardım gerekirse de aramaktan çekinme, tamam mı? Hatta bekle. Bir fikrim var. Yeraltı nette arkadaş olalım. Böylece ne zaman yardım gerekirse beni etiketleyebilirsin. Dur biraz, zaten arkadaşız değil mi? Seni üye yapmıştım değil mi? Bunca zaman gönderilerimi okudun. Umarım Mev 2 konusunda bana katılıyorsundur. Dıt dıt dıt. Aga bunu nasıl çizeceğiz biz? Böyle gidecek miyiz, ne yapacağız? Aga ne yapacağız bununla? Böyle bir kapıya geldik ve bir canavar geldi. Eylem. Tüm senin kanat açıklığının etkileyici olduğunu söylüyorsun. Ne seni pislik diyor. Oo. Fena dalıyorlar. Kaç aga kaç. Bir kapıdan geçiyoruz ve geçtik. Ya bu bulmacayı biliyorum. Bunun benzerini yapmıştık geçen bölümde. Ha oldu galiba. Evet doğru. Dedi. Bunu çözdük aga. Bu hıyarlar kim? O benim metodun anım mı? Peki her şey umutsuzken verdiği dramatik pozlar. Mesela yemek programında ve yumurtalar umduğu gibi olmuyor. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar da şurada bir yer vardı. Buradaki bir yere nasıl geçeriz?
Hiçbir fikrim yok. Burada da mı bulmaca var acaba? Evet, devam ediyoruz ki. İki tane mi kapı var? Kapı kilitli. Ha, buradan geçeceğiz biz. Öbür bulmacayı da çözmek gerekiyor. Okey, anladım. Aşağıda bir yer var mı acaba? Bakalım. Sol aşağı. Aa, aşağıda bir yer var lan. Mal gibi görmedik orayı. Aşağı. Aa, burası, bunlar dalıyor. Neyse, geçtik ya, biz ona bakak. Zır. Hey, bunun şey, sana rehberlik etmekle bir alakası yok ama hey, bir ara bilgi biraz insan dizisi izlesek mi bir ara? Adı şey, mev şirin tatlış. Ne diyeyim? Tabii diyorum. Sahi mi? Müthiştir. O benim en sevdiğim dizi. Mehmet adında bir insan kız hakkında ama insanlarda kedi kulağı yok ama çok hızlı konuşuyor lan, geçiyor çok hızlı. Dostlarının aşırı kafayı yedi kanka bu. Allah Allah. Kafayı yedi arkadaşlar bu afiş. Tabi dedik ya, keşke demeseydik. Akıl sağlığı yerinde değil şu anda. Bütün diziyi anlattı şimdi. İzlemeliyiz. Sen bütün bunları atlattıktan sonra kapat. Neyse, buradan gidelim. Ya, bulmaca buradaymış. Nasıl yapacağız aga biz? Ha, yaptık. Nasıl yapacağız derken yaptım. Geçtik bulmacayı da. Öyle. Şu şekilde gidiyoruz merdivenlerden. Aynen, geçmiş bulunmaktayız. Şimdi ben o tarafları keseceğim abi. 2 saat mal enayi gibi dolaştığım yerleri. 2 saat ara. Şimdi sizin de canınızı sıkmak istemiyorum, çok uzun şey. Ve kapı açıldı. Aynen. Şimdi giriyoruz. Burada bir save var. En son burada bir save almış ikemeyeceğim. Burada bir save alıyoruz şimdi. İçini bilmem neler azimle dolduruyor. Ve giriyoruz. Ondan sonra her gün Undertale atmayı planlıyorum. Undertale bitene kadar. Uhu. Ne dediğini duydun mu? Çizgili üst giyen bir insanın geleceğini söyledi. Duydum ki örümceklerden nefret edermiş. Nefret ediyorum kanka. Duydum ki üzerlerine basmayı severmiş. Sevmem kanka da. Benden uzak dursunlar, ben de onlardan. Duydum ki bacaklarını kaparıp atmaya bayılırmış. Biz bir örümceğe sataşmış mıydık ya? Sörünün orada sanki sataşmıştık birini ama. Duydum ki örümcek vardı sanki orada. Ha, burada kaldık. Ha, o daha deminki iş parası olduğunda pek cimriymiş. Hıhı, damak tadını ürünlerimiz için fazla iyi sanıyorsun değil mi Biricik? Bu fikre hiç katılmıyorum Biricik. Biricik ne dedi orada anlamadım. Bence senin tadın tam da sıradaki ihtiyacımız olan şey. Oğlum, tam bu dalarken mikrofon düştü lan. Evet arkadaşlar, şimdi bu hıyarto bize saldırdı. Bu mal örümcek bize saldırdı, ömürecek. Yüzüm masmavi vereceğim diyor. Ne yapacağız abi biz bu ömürecek? Bu ömürecek bizi bitirir. Lazer mi gelecek buradan? Pembe oldu kalp. Bence mor sana daha bir yakışır. Tuhaf mor bir ağın içine hapsoldun. Savaş. Aga, savaşmaktan başka çarem olduğunu düşünmüyorum. Oha, güce bak. Şu nasıl vuruyor? Nasıl? Neden rengin soldu? Gurur duyman gerek. Oha. Abi bunu vuruyorum, bir şey olmuyor. Bak, 1-1-1. 30 gidiyor abi, bunun canı kaç? Dur, gözetleyeceğim ben bunu. Abi aşağı yukarı. Eylem öde 16, paran 96. 16 ödüyorsun, 16 müffet turluğa saldırısını azaltıyor. Seni bırakayım mı, saçmalama. 16 verdik lan biz sana. Altın kaç para biliyor musun? Senin haberin var mı altın kaç para olmuş? Taze pişirilmiş örümcek ağları gibi kokuyor. Gözleyeyim abi. Saldırı 8, seveni savunma 18. Eğer bu sonu davet ederse bir bahane uydur. Aga, benim bundan kaçmam lazım. Ne kadar kabayım. Seni evcil hayvanımla tanıştırmayı unuttum. Kahvaltı bak, gidelim. İkiniz de iyi eğlenceler. Ne diyor oğlum bu ya? Aga, biz bununla ne yapacağız? Aha. Bu geldi. Aga, şu an konuşamıyorum. Eşya abi, yiyecek bir şey var mı? Havuçlu kek. Havuçlu kek yediğin iyileştin 20 can. Sans'tan almış konuda. Bizi senin hakkında uyaran kişi. Kim uyarmış lan? Abi dalıyoruz biz buna. Artık yapacak bir çare yok. 60 vurduk. Hığın karşılığında çok para teklif etti. Kim lan o uyar? Para istiyor demek ki bu.
Al aga sana para. Öde 40 altın. Aga boşa para mı ödüyorsunuz? Aga boşa para ödedik ya. Oğlum bak bizi rahat bırak. Biz var ya biz. Biz kimiz? Biz siracız. Evet. Gene evcil hayvan muhabbeti yaptı ve kırıldı kalp. Evet arkadaşlar sonunda geçtim. 2 saattir uğraşıyorum var ya. Öyle bir odaklandım ki aslında tek seferde yapılabiliyormuş yani. O kadar da zor değil. Zor da bakın 4 canım kalmış. Bir tane daha hit yesem çöp olacağım. Ha, telgraf var diyor. Baktım bayağı şeylere. Telgraf gelince işte bağış yapmışsın falan diyor. Başkalarını incitsen de tek bir örümceği bile incitmemişsin. Aman aman bu büyük bir yanlış anlaşılma. Seni örümceklerden nefret eden biri sanmıştım. Ruhunu isteyen kişi çizgili üst giymiş farklı bir insandan bahsetmiş olsa gerek. Tüm bunlar için üzgünüm. Kendimi affettireceğim. Buraya ne zaman istersen geri gelebilirsin. Para bile ödemeden. Seni sarıp sarmalar ve evcil hayvanla oynamana izin veririm. Şaka ediyorum. Şimdi seni bağışlayacağım. Bağışla diyor. Ne yapayım? İnsaf diyeyim. Bağışla. Kazandın 0 defa 62 altın. Bu eğlenceliydi. Sonra görüşürüz bilecek. Şimdi abi şundan geçtik ya. Ben render'da bana şeyde girecek abi editte. 2 saatlik video oldu. Ah o insan. Metaton mu geliyor? Burada bir save alabilseydik bari ya. Acaba o? Tek ve biricik aşkım olabilir mi? Ne diyor lan bu metaton kafayı mı yemiş? Alfis mi ekledi bunu? Ne yaptı Alfis? Ne oluyor da? Sevgilim bilmem ne. Ne oluyor? Kurtar kendini. Kanka kaç ya, bu deli midir nedir? Kral canavarlar. Kral canavar öldürür seni. Ne diyor ki bu? İnsanlar kalsın uzakta. Bak kurtar kaçken diyor, kral kırılsa da kalbim şuradan geçilmiyor. Parçalansa. Ne diyor oğlum ya? İyice manyadı bu robot. Onlar seni deri mapus eder. Kesin Alfis buna bir şey yapmış. Bu yaşlı gözler ölümünü izler. Aga bırak gideyim ya. Manyak metaton. Vallahi üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Öleceksin. Öleceksin diyor lan. Manyak lan bu. Öf. Bu çok üzünlü. Metaton bırak beni. Metaton bırak beni. Çok üzünlü. Zindana gidecek olman çok üzünlü. Bye. Ne oluyor aga? Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Sevgilim zindan acılı. Öyle zalim bulmacaları olan bir zindan ki bu ağaçımızı besiz can verecek. Papyrus'ta da vardı bu şey. Merhamet et tanrım. Berbat renkli karolu labirent. Her renk konusunu karosunun kendine az sadişeli bir işlevi var. Mesela yeşil karo bir gürültü yapar. Sonra da bir canavarla dövüşmen gerekir. Kırmızı karada dur bir saniye. Bu bulmacayı Yuzo'da falan önce görmedik mi zaten? Aynen gördük zaten. Doğru, tüm kuralları hatırlıyorsun değil mi? Evet kanka. Harika, onlara papyrus çıkarmıştı bunu. Bu makine acaba papyrusun makinesi mi? Çünkü eğer 30 saniyede geçemezsen bu alevler seni yakıp kül edecek. Sevgiye aşkım kadar bir şey gülüyor mu dedi. İyi şanslar attım diyor. Aga nasıl geçeceğim? Şu an konuşamıyorum çok fazla. Geçemedik. Üzgünüm, işe bakçı zamanında olmuş. Alevler geliyor. Yaklaşıyorlar. Az sonra oradalar. Aman. Ne olacak? Alfis kurtar ya. Git hacklemekle bir şey yap buna. Her zaman bir şey buluyor. Robotik öksürük. Hazır. Bak izle, kurtaracağım seni. Flavor'lı hackliyorum. Bebeğim Alfis adamsın. Olamaz, bu nasıl olabilir? Dahi doktor Alfis tarafından bir kez daha alt edildim. Aferin lan Alfis. Bu doğru. Hadi ama metaton, vazgeç artık. Bizi asla yenemeyeceksin. Birlikte çalışacağımız sürece asla. Bulmacan bitti artık, git de bizi rahat bırak. Bulmaca bitti mi? Alfis tatlım, sen neden bahsediyorsun? Yeşil karolara ne yaptığımı unuttun mu?
Bir ses çıkar, zırırlar, sonra da bir canavarla dövüşmen gerekir. Evet, anlama canavarlar da ben oluyorum. Of. Aga dur. Lekelin buraya kadar vedanı et. O senin telefonun mu, cevapla seni. Hey, durum kötü gibi ama merak etme, telefonuna yok. Yüklediğim bir şey daha vardı. Şu sarı tuşu görüyorsun değil mi? Görüyorum. Bu telefonun eylem menüsüne git ve bas ona. Eylem, metaton, sarı. Sarı tuşa bastın, telefon metatonun varlığını yüzünden çınlıyor. Buraya kadar aradım, bir vedanı et dedi. Ne oluyor aga? Şimdi de Z'ye bas, Z. Aaa, metatonu abi, sen bize o kadar artistik taslamışsın. Beni alt ettin. Bu nasıl oluyor sandın lan, güçlü çıktın falan filan. Nasıl kaçıyor terbiyesiz. Sen Ziraj babayla uğraşmayacaktın kardeşim. Görünüşe göre onu yendin. Gerçekten iyi iş başardın senin sayende. Ne, hayır yani, her şeyi müthiş yapan sendin. Ben telefonun içine bir iki kritik program yazdım o kadar. Bu biraz tuhaf gelebilir ama sana bir şey söyleyebilir miyim? Seninle tanışmadan önce ben pek kendimi pek demezdim. Mutluluğun zaman boyunca işe yaramazın teki gibi hissedirdim. Hissettim sanki herkesin yüzünü kara çıkarmadan hiç bu kadar şey yapamıyormuş gibi. Ama sana rehberlik etmek beni kendim hakkında çok daha iyi hissedirdi. Yani sana yardım etmeme izin verdiğin için teşekkürler. Neyse, çekirdeki çok az kaldı. MTT Resort'u geçer geçmez orada, hadi bu işi bitirelim. Aga, bu olmasaydı biz kurtulamazdık bu afis yarı. Bu üzgün gene bu. Ne oldu kanka, bir an düşündü, eğer sıcak yere gidersem dondurmam kaymak satabilirdim. Ama kimse istemiyor, herkes sadece Starface veya Glamburger'se gidiyor. Yani, dur, satışlar biraz çıkış yakaladım. Merhaba, dondurmam kaymak ister misiniz? Dondurulmuş bir tatlı içinizi ısıtacak. Sadece 12 altın. İsterim aga. Biraz daha alacağım hatta dondurmam kaymak. Çünkü ne olur ne olmaz aga. İsterim. Bir sürü dondurmam kaymak alacağım. Al. Şimdi X'e bas, tamam. Şimdi ne yapacağız abi? Bir save noktası lazım bana. Aga, ne yapmamız gerekiyor? Buradan gidelim. Burası neresi? Burası daha demin bizi şey yaptığı yer. Metatonun sıkıştırdığı. Yukarı çıkacağız herhalde. Asans bebeğim, ne yapıyorsun kanka? Adamsın sen, Zigre'ye gideceğini duydum. Ondan önce benimle yemek yemeye ne dersin? Olur kanka. Harika, ısmarladığın için. Şerefsiz bize hesap kilitliyor. Bak, kestirme biliyorum, her zaman bize hesabı kilitliyor, bak. İşte buradayız. Serüvenin neredeyse bitti ya. Eve gitmeyi gerçekten çok istiyor olmalısın. Hoysi bilirim ufaklık. Yine de arkadaşlar, deprem oldu. Abi deprem oldu, şimdi ben burada Sans'la konuşuyordum ya. Bakıyordum ondan sonra, tamam mı? Dedim acaba oradan mı ses geliyor diyorum. Bu ne ses böyle? Bir sıcak, bir sarsınma hissettim. Bir ürperdim, tüylerim şu an diken diken. Facecam olsaydı gördünüz nasıl sallandığını. Neyse, devam ediyoruz arkadaşlar. Sans diyor ki belki de sana verilenle yetinmek en iyisidir. Burada aşağıda yiyeceğin içeceğin dostların var. Yapman gereken şey... Sahiden de buna değer mi? Ne oluyor? Ah, boş ver gitsin. Sana güvenim tam evlat. Sana bir hikaye anlatayım. Ben Karaltan ormanında bekçiyim, biliyorsun. Orada oturur tüm gün insanları beklerim. Sıkıcıdır, anlayacağın. Ama şansıma ormanın derinliklerinde kocaman kilitli bir kapı var. Tak tak şakası pratiği yapmak için müthiş bir yer. İşte bir gün yine onlara takmışım. Her zamanki gibi. Kapıya vurdum ve dedim ki tak tak. Sonra aniden diğer taraftan bir kadının sesini duydum. Kim o? Doğal olarak şöyle cevapladım. Bıçak. Hangi bıçak? Bu bıçak, bıçak kötü bir şaka. Hani bıçak komik bu sansı, seviyorum ya. Sonra kahkahalara boğuldu. Sanki bu asırlardır duyduğum en iyi şakaymış gibi. Ben de daha fazla yollamaya devam ettim. O da gülmeye. Sahip olduğum en iyi seyirciydi. Sonra bir düzinesinin ardından o vurdu ve dedi ki tak tak. Dedim ki kim o? Yaşlı hanım. Hangi yaşlı hanım? O ağladığımı biliyordum. Vay be. Söylemeye gerek yok ki, bu kadın işi biliyordu.
Kimden bahsediyor şu an var ya, ne dediğini hiçbir şey anlamıyorum. Aklım hala depremde. Saatlerce birbirimize şaka yapmaya devam ettik. Nihayetinde ayrılmam gerekti. Papyrus iyi geceler masalı olmayınca huysuzlanıyor. Ama bana sonra yine uğramamı söyledi, ben de öyle yaptım. Ve yine bir geleneğe dönüştü. Kapıdan kötü şakalar yapmak harikadır. Ne oluyor aga? Bir gün gerçek çok gülemediğini fark ettim. Ama sorun ne diye sordum. Sonra bana tuhaf bir şey söyledi. Eğer bu kapıdan bir insan gelecek olursa bana lütfen bir söz verir misin? Ona göz kulak ol, onu koru, bunu yapar mısın? Şimdi ben söz vermekten nefret ederim. Ama bu kadının ki adını dahi bilmiyorum. Ama kötü şakaları samimi bir şekilde seven biri. Hayır diyemeyeceğin bir içtenliğe sahip. Lan bahsediyorsun sans. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlamıyorum kanka. Ona verdiğim söz eğer bir şey demeseydi ne olurdu biliyor musun? Dostum, seni gördüğüm anda ölmüş olurdun. Seni gördüğüm anda ölmüş olurdun diyor lan, bu bizi öldürmek için papyrus demiş, söz vermiş. Hey neşelen ufaklık, sana takılıyorum o kadar. Ayrıca seni gayet iyi korumadım mı yani? Kendine bir baksana, bir kez bile ölmedin. Hey yüzündeki o ifadeni ne anlamam gerek, yoksa yanılıyor muyum? Heh, hepsi bu. Kendine dikkat et evlat, çünkü seni gerçekten umursayan birileri var. Papyrus'tan bahsediyor burada galiba, umursayan derken. Arkadaşlar çıkacak bir yer arıyorum. Sans buradan gitti, biz de buradan gidelim ki çıkış oradadır herhalde. Yo. Nereye bura? Çıkmamız lazım. Save alıp videoyu bitireceğim. Save alıyorum. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Undertale gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Like'larınızla, yorumlarınızla motive oluyorum. Neyse ve bye bye.